Merhaba. İnsan kaçmaya çalışır. Doğru insansa yanlış olduğu düşündüğü yerden kaçar. Bazen de görmez kendisini insan, kendisinden kaçarken. Bunu evde düşünün. Bu bizim bilmecemizdi. Bir daha tekrar etmeyeceğiz. Bunu evde düşünün. Evet. Şimdi bir ülkesini terk etmeye çalışan bir adamın havaalanında başlayan... Pardon, bu arada yeni gelmişken Ezgi'ciğim. Buyur geçen hocam. Bölümlerden geçen bölümde bir cümle vardı. Bunu ögesini ayırana bilet vermek lazım dedim. Evet. Şakaydı. Binlerce cevap geldi. Belirtili tamlama, zorunlu tümleç falan. Ama bir daha böyle bir şey söylersek demek ki ciddi anlaşılıyor. Evet. İlk cevabı gönderen de misafirimiz olsun bu arada. Buyur Ezgi'ciğim. Şimdi ülkesini terk etmeye çalışan bir adamın havaalanında başlayan hikayesini izleyeceğiz. Yasin Çam ve Burak Akyunak yazdı. Mahmut Bey'in göçü geliyor. İyi eğlenceler. Alo. Bağır biraz. Nedir sesin gelmiyor? Evet gidiyorum ya. Evet abi. İnternette gördüm. Çok mantıklı geldi. Bu ülkeden gitmeye karar verdim. Neden olacak abi? Kimsenin kimseye bir saygısı kalmamış, sevgisi kalmamış. Yani empatisi yok. O yüzden neden olacak? Beklemede kal. Beyefendi yalnız orası benim yerimdi. Dalmışım. Heh. İşte düşünün ki benim bile kimseye saygım kalmamış. İşte bu yüzden çok sevdiğim ülkemi terk ediyorum. Lütfen sıraya geçer misiniz? Tabii. Buyurun. Pasaport lütfen. Tabii. Sakın acele etmeyin ama hanımefendi yani. Biz bekleriz, acelemiz yok. Zaten hanımefendiyle özel hobimiz. Sıra gördük, arkaya geçiyoruz, bekliyoruz. Böyle geçin. Geç bu tarafa. Sağ olun, zahmet verin. Ay, sağ olun. Estağfurullah. Sağ ol. Pasaport lütfen. Tabii hemen. Nereye koydun ben bunu ya? Allah Allah, burada da yok. Lütfen acele eder misiniz? Acele ediyorum zaten, görmüyor musun? Görüyorum. Ya bu 2-2-4, bunu hazırla, ben de etkilenmeyeyim değil mi? Buradan bunu verince böyle oldu işte, beni de bozdun. İçinizde fazla pasaport olan var mı? Çok saçma soru, sakın ciddiye almayın. Bak, verim var. Eğer verirseniz sıranızı başlatmak... Şimdi koymuş olsam, şimdi koymuş olsam... Tabii ya. Her zaman önlemimi alırım. Buyurun. Normalde gitmem de bu Amerikan özentiliği, bireyselcilik... Yani beni bu noktaya getirdi. Nereye uçuyorsunuz? Amerika'ya. New York, 838 uçağı. Amerikancılığı yerinde görmek istediğini sanıyorum. Tabii. Her şey yerinde. Normalde bilgi birikimini kendi vatandaşıyla paylaşmak isteyen birisiyim ama şartlar. Yani bir nevi beyin koçu. Ha, beyniniz yanınızda sanırım. Ben çeki valizinizde göremiyorum. Tabii. Ne iş yapıyorsunuz? Sıhhi tesisatçıyım ben. Aa, ülkemiz adına büyük bir kayıp. Kimse çatalınızı göremeyecek. Ya herkes tabii kendi üstüne düşen fedakarlığı bir noktada yapacak. Öyle değil mi? Evet tabii. Çantamı almak ister misiniz? Çantanızı alayım. Tabii. Sıvı var mı içinde? Yok. Kıyafetlerim var, şarj aletim var, biraz da yoğurt var. Aa, yoğurt sıvıya giriyor yalnız. Al işte cahil. Yoğurt sıvıya girmez, katıdır yoğurt. Sıvıdır. Sen yoğurdu yiyorum mu diyorsun, içiyorum mu diyorsun? Yiyorum. Bitti. Kendi ağzından söyledim. Bak, su sıvı. Evet. Ayran sıvı. Hı? Cacık tartışılır. Ama yoğurt tartışılmaz. Diyetten katıdır. Tartışamazsın. Tartışmıyorum beyefendi ama şöyle bir şey var. Şimdi insanlar sigaraya da hep içiyorum diye bahsediyorlar ama o da katıdır. He. Evet ama böyle zararlı bir şeyden bahsettiğin için kendinden utanmalısın. Kendimden utanıyorum şu anda. Aferin sana. Ama ben yoğurdu maalesef alamayacağım. Ya lanet hissi. Tamam al yoğurt. Yoğurt kalsın. Çıkaralım. Tamam mı? Evet. Bu yoğurt kalsın. Al. Al valizimi bagajımı. Hadi tamam. Amma darladın ya. Burada herkes seni bekliyor. Tamam. Bir tane cam kenarı ver orada. Cam kenarı yok. Bir tane cam kenarı verir misin? Cam kenarı yok. Bir tane bir cam kenarı ver. Yok beyefendi, cam kenarı yok. Uçağın sağ yanlı full cam. Evet. Sol yanlı full cam. Bağa gelince yok. Tamam. Kargo uçağıyla mı gidiyoruz acaba? Tamam, sakin olun. Ben size şimdi cam kenarı yanı yanı veriyorum. Olur mu? Tamam, olur. Tamam. Kesin et. Bak, halis koyun yoğurdu. Bunu tek başına yeme. Arkadaşlarınla beraber hep birlikte yiyin. Dikkat ettiysen yiyin diyorum. Ayran yapacağız bunu. Gıcık. Necati, daha havalandayım.
Şeyden geçeceğim ya. Beyefendi. Tamam. Röntgeninden geçeceğim. Adam panik yaptı. Evet ya. He, hallettim o işi. He, bak dinle beni. Şimdi o... ihalede şey oldu. Bir fesat oldu, tamam mı? Ondan dolayı bana dönüş yapmadılar. Ben de sinirlendim. Allah Allah. Bu haber gönderdim, tamam mı? Dedim ki bak, bana mesajdan gelme dedim. Sen dedim, adamsan dedim. Karşıma çık dedim. Ben şöyle üstünüzü arayayım ben. Bu benim karşıma çıkmadı, tamam mı? Hala da ben onun haberi gönderiyorum. Ya adam sen gel bunu konuşalım, halledelim. Öyle değil mi? Evet. Ya sesim geliyor değil mi Nezat? Ya bu var ya, hay Allah'ım ya Rabbim. Kemeri ya. Alabilir miyiz abi? Al kemeri de al. Her şeyi al. Al bunu da al. Tamam mı? Al. Ben sizin ne istediğinizi biliyorum. Al. Oğlum bak ötmedi ya. Ya Nezat'i var ya bak. Şu kendi ülkemde düştüğüm durumu bir görsen. Var ya. Hala bak gangster muamelesi görüyorum. Dök şunları. Dök şunları. Ya biraz inisiyatif kullanın ya. Sen hayatında hiç Permalı gangster gördün mü? He? Göremezsin çünkü yok. Hanımefendi. Benim yerime otur musunuz? Beyefendi 23 A benim. Ben A'sını B'sini bilmiyorum. Benim cam kenar. Bir bakabilir miyim? Niye? Galiba bir memur musun? Yok, ben yardım etmek için öyle söyledim. O da yardım etmek için söylüyor. Belki bir yanlışlık oldu, olamaz mı? He, ben yanlışım, senin doğrusun. Yok, estağfurullah. Ben öyle bir şey söylemedim tabii ki. Ya tamam, oraya oturmak istemişsin, otur. Beyefendi, buraya oturmak istediğim için değil. Burası bak, kendi benim... yerimdi. Sana verdim, oturabilirsin, tamam. Beyefendi, burası benim yerim olduğu için ben oturdum. Gerçekten yanlış... darlandım ya. Uçağa binir miyiz? Bu ne ya? Bu cam kenarına oturma merakı nedir? Beni anlayamıyorum ya. Hasbinallah ya. Bence de hasbinallah, vallahi hasbinallah. O valizleri atıyorlar mı ya? Onun içinde kırılacak şeyler var yalnız. Cam da kalın, ses de... Alo, onu atmayın ama. Bak, atma onu. Tamam. Bak, onu geçin. Beyefendi. Tamam, geç. Tamam, 23 an senin olsun. Geç ya. Çok ayıp ama hanımefendi. Tamam. Siz gelin, ocak başına siz geçin. Gelin. Evet, tamam, lütfen. Tamam. Geçebilir miyim? Böyle olmadı. Dönelim. Dönelim. Böyle de olmadı. Şimdi şöyle yapalım. Geçsin. Geç. Amma kıymetli kucağın varmış, tamam. Sanki yedik ya. Nezati'yi unuttum. Alo. He, duydun mu sesleri? Sorma ya. Bak, gerçekten onun maliyeti sıkıntılı, tamam mı? Sen o bana gönder. Beyefendi, rica etsem telefonu... Telefonla konuşuyorum. Lütfen bindirmeyin. Lütfen konuşmayı kapatın beyefendi. Şimdi bu... Bak, konuştuğumu anlamıyorum ama hanımefendi. Beyefendi, lütfen telefonu konuşmayın. Kapatın. Ya siz konuştuğunuz için konuşamıyorum. Ne cahil? Lan oğlum, o telefonu kapat. Yoksa ağzını yüzünü dağıtacağım ha! Kapattım. İyi uçuşlar efendim. Allah'ım ya. Yok lan, kapatmadım. Oğlum ben senin yüzünden kapatacak adam mıyım lan? Verme, onu verme telefonu. Alo, söyle yavrum benim ya. Ne istiyorsun? Çikolata. Tamam, alacağım, babana ver. Baban... Lan Necati, onu verme artık ya. Kapat şu telefonu, Pasifik geçeceğiz. Haydi, şarjaz. Yolculuk nereye? Ne yapmıyorsun, içeceğiz. Ha, benimki de soru. Sanki Afyon'da mola vereceğiz, değil mi? Ne iş yapıyorsun? I'm gonna smack your ass. Tamam, yabancısın. Adı anlamıyor, tamam. Hmm. Nerelisin? God damn it, are you stupid? Yes. On bir saat sonra. Yani normalde dinlemeyi seven bir insanım ama yani işte seni de görünce anlattıkça anlattım. Bütün hayat hikayem bu. Sen neden geldin Amerika'ya? Allah'ın adını verdim, sus. Ya sen Türkçe konuşuyorsun. Ye. 11 saat oldu konuşuyorsun, Türkçe'yi soktum. Ya,
Bir şey diyeyim mi? Çok zekisin ve ben çok etkilendim. Hello, sir. Welcome Hello. To United States of America. Welcome. Passport, please. Passport. Evet. Are you a Mahmoud? Yes, me. Are you Turkish? Evet, Türkçeyim. Türkçe ben, evet. Oh, man. I love Turkey. 10 years ago, I lived there. Hey. Türkleri seviyor. Yeah, hey, look, look, look this one, look. Ana, arka sokakların dövmesini yaptırmış. Bravo. Hey, hey, look this one, look this one. Allah canını almasın, kavak yerleri ya. Türk falan çıktı, helal sana be. There was one more Legend TV series. Ha, efsane dedi. Efsane dizi, Kanal D'ye dedim. Neydi adı ya? What was the name? Onun... Hey, look, look, look. Tamam, anladım. Tamam, yılan hikayesi, anladım. Göstereyim. Çok güzel. Nice to meet you, sir. Nice to nice. Here's your passport. Thank you. Haydi şimdi defol git. Komik mi hanımefendi? Sizin zihniyetinizin ürünü işte. Heves de etmiş şimdi, bozulmaz ki. Haydi sen de cehennemin dibine kadar git. Hey Necati, şimdi indim, taksiye bineceğim. Daha fazla konuşmayalım ama artık burada bana da yazıyor hani, bana da giriyor. Tamam. SMS'le. Nasıl anlaşacağım oğlum? O kadar kursa gittim İngilizce işte. Yes, no, go. Tamam. Haydi, haydi. Yazacağım, tamam. Taksi. Welcome, sir. Şey, hi. Welcome. Welcome. Where are you going, ma'am? Go. Center. Center. Now. Central Park. Yes. Do you know English? Yes. How old are you? Sometimes. Where are you from? Maybe okay. I see, I see. Look, if taximeter is on... No, 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 no. I know. I know. I know. Meter. Now, go. Okay, okay. Oh, nice. What is this? This is a first bridge, man. Ha, birinci. Evet. Aynı döndü. What is this? This is a second bridge, man. Hmm? Aynı yolu. Da, bir dakika. What is this? This is a third bridge, man. Start car. Yes, start on. Fight, 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 fight. Başlarım böyle dile ya. İnsan ağzına geldiği gibi kızamıyor ya. Lan göz göre göre aynı köprüyü üst tur döndürüyorum, bana geçiriyorum. Abi sen Türk müsün ya? Nereden anladın lan? Türkçe konuşuyor. Mantıklı. Çek sağ, çek sağ. Sen beni niye dolandırıyorsun lan? Abi ben seni Arap sandım ya. Beni. Vallahi vizyonuna hayran kaldım ya. Oğlum insan Arap diye dolandırılır mı lan? İnsan insandır, öyle değil mi? Doğru söylüyorsun abi, çok özür dilerim ya. İstersen bizim dernek var, ben özür mahiyetini... Hayır, 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 lütfen. Ben bu zihniyetten kaçtım, buraya geldim. Beni gideceğim yere götür, bırak, lütfen. Tamam abi, madem Türksün, ben senden o zaman para da almıyorum. Yemin et. Vallahi. O zaman bir şey diyeceğim. Sür Washington'a sür. Washington'a mı? Sür. 6 ay sonra, Beyaz Saray. Şimdi Donat'cığım, bak, bu yapı, ya bu saray eski bina olduğu için bunun tesisatları hepsi çürümüş, tamam mı? Bu fayansların tek tek kırılması lazım. Ayrıca bu sürede, bu 15 gün falan süre, yuvarlak masayı da, oradaki tuvaleti de kullanamazsınız. Anladın? Yeah, yeah, come on. Heh, ben şimdi dost hesabı yapacağım, işçilik de almayacağım, 15 günde halledeceğim, tamam? Yeah. How much money?
Şimdi her şey dahil 30.000 lira. 20.000. Ulan bu zihniyetten kaçtık. Tamam. 26. 21. Kaç dedim ben anlamadım ki. 21. 21. Yeah. Anlaştık, tamam. Yeah. Tamam, bunu kutlayalım. Bak benim hanım da var, seni onunla tanıştırmak istiyorum. Hanım! Okey, hanım. Ne kutlarım hayatım be. Sanatı da öğrendi. Beraber yapıyoruz biz işi, biliyor musun? Yeah, yeah. Hadi bir selfie çekilelim ya. Yeah. Look. What's your job? İşi soruyor. Sıhhi tesisat. Hashtag? Hashtag Sıhhi. Hayır, iki H ile. Sıhhi. Sıhhi tesisat. Ver, ben yazayım. Ver, ben yazayım. Sen var ya bak, beni biraz daha tanısan, şu göçmenlere de bir başka bakarsın ya. Hadi zamanla ya. Çok güzel hareket diyenler. Provada daha iyi şaka vardı finalde. Diyordu ki, sen şu tweetleri bir doğru düzgün yazmadığın için dünya karışıyor devamlı diye. Aslında zil de çalınabilir bu skece bence. Çok iyi bir skeç, çalınma. Geldim. Çeviri ve Altyazı M.K.